emeklilik konusunda. Çünkü evet, hep konuştuğumuz bir 3 dönem var. 1999 yılı öncesi ilk defa sigorta başlangıcı olanlar, 99-2008 arası, 2008 ve sonrası emeklilikle ilgili ilk defa sigorta başlangıcı olanların durumlarını ele almak gerekiyor. Şimdi tabii 1999 Eylül öncesine gidecek olursak, bizim de sizinle hep konuştuğumuz, hep de konuşmaya devam edeceğimiz emeklilikte yaş takılanlar. Şimdi bu döneme baktığımız zaman, eskiden işte kadın da 41-40 yaşında, erkek de 43 yaşında, 45 yaşında emekli olabilme durumu vardı. Daha sonra Eylül 1999'da değişen kanunla bir emeklilikte yaş haddi getirildi. Şimdi emeklilikte yaş takılanlar işte 3 milyon, 5 milyon, Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu rakamla 6,5 milyon kişi, orada yaklaşık yıllık 30 milyar TL'lik bir maliyet, 750 milyar TL'yi sigortalı çalışan kişinin üstüne yüklemeyeceğim dedi. Bu ülkenin en yetkili kişisi. O yüzden de emeklilikte yaş takılanların durumu 20 senedir çözülemeyen bir durum. Tabii emeklilik dönemine baktığımız zaman, yani 1999 Eylül öncesine baktığımız zaman, onlar yine her şeye rağmen hakları ellerinden alınmış olsa da, emeklilikte bir yaş haddi gelmiş olsa da, onlar her şeye rağmen yine emeklilikte avantajlılar. Çünkü bir, nasıl avantajlı? Emeklilikte yaş olarak daha avantajlılar. Yani diyorum ya, evet bir kademe geldi. 43 yaşında emekli olunmayı beklerken 20 sene hizmet verip, kadın sigortalı olarak, erkek sigortalı olarak 25 sene hizmet verip emekli olma hayali varken bir de yaş haddi geldi önlerine. Evet. Çalışma hayatının içerisindeyken ve bu haklarla yola çıkmışken aslında değişti bu kanun. İlk kez bir kanun geriye dönük hakları da engelledi. Haklılar mı? Haklılar, mücadelelerinde ama 20 senedir çözüm yok. Ama ne olursa olsun onlar emeklilikte yaş haddinde yine avantajlılar. Yani 53, 54, 55 yaşlarına kadar emekli olabiliyorlar. Kısmen şimdi burada matematiksel bir hesap yaparsak, 3 sene erken emekli olması bir kişinin ortalamada 2000 lira emekli maaşı bağlanacağını, hı hı, düşünün. Senede 24 bin lira, 3 senede yaklaşık 72 bin lira avantaj sağlıyor 1999 öncesi emekli olan kişiler. Bir de 1999 Eylül öncesinde sigorta girişi olan kişilerin o dönemki maaş parametreleri, maaş bağlanma parametreleri dediğimiz, yani Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşını hesaplarken uyguladığı parametreler o dönemlerde daha yüksek. Tabii yani döndüğünüzde, baktığınızda o parametreler daha da yüksek. E şimdi nasıl peki diye düşünüyorlar. Bu yüzden de isyan ediyorlar mı diyeceğiz. Evet, şimdi 1999-2008 arasına gelelim. Şimdi bu dönemde ilk defa sigorta başlangıcı olan kişiler, kadın sigortalı 58, erkek sigortalı 60 yaşında emekli olmaya hak sahibi oldu. 58-60. 1999-2008 arası ilk defa sigorta başlangıcı olanlar. Hatta o 8 Eylül, biri de 30 Nisan 2008. Evet. Doğru. 30 Nisan 2008'den sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geldi. 2008'deki bu kanun reform niteliğinde, çünkü emeklilikte yaşı kademeli olarak 65 yaşına çıkartıyor, hı hı, bu kanun. Yani 2008 sonrası ilk defa sigorta başlangıcı olan kişiler için, yani düşünsenize, biri 1999 öncesinde işe giren biri 53 yaşında emekli oluyor. 2008 yılından sonra işe giren biri 65 yaşında emekli olacak. Arada çok ciddi bir fark var. Ama tabii yani bunları konuşurken her zaman, evet burada serzenişler var. Mezarda emeklilik mi olsun? İşte şu an meclisin hep gündeminde olan bir konu var. Yani emeklilik yaşının daha da yükseltilmesi, 70-72 bandına getirilmesi. Yok canım, o kadar da olur mu? Bu kadar yükseltilemez. Hani burada da insanın bir süreden sonra refah içerisinde yaşlılığına emekli maaşıyla ve genel sağlık sigortası haklarıyla devam etmesi gerekiyor. Ama maalesef ki bunlar hep geçmiş politikaların getirmiş olduğu dezavantajlar diyelim. Evet. Çünkü rakamlara baktığımız zaman Ceren Hanım, şimdi gelişmiş, Mustafa Kemal'in çok sevdiğim bir sözü var. Çağdaş muasır devletler seviyesi. Buradaki sosyal güvenlik sistemlerine baktığınız zaman 4 çalışan, 5 çalışan, 1 emekliye bakar. Hı hı. Türkiye'de şu an Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son açıkladığı Mayıs 2019 verisine göre, ki bir önceki yılın Mayıs 2018'in verilerine baktığımız zaman yaklaşık 500 bin sigortalı da düşüş var sayıda. Şu an 22 milyon 500 bin aktif sigortalı çalışan var Türkiye'de. 22 milyon 500 bin aktif çalışan, sigortalı. Var. Ölüm aylığı, malullük,
engelli aylığı, yaşlılık aylığı, SSK'dan aylık alan yani emekli maaşı alan da 12 milyon 300 bin kişi var. Yani Türkiye'de orana baktığımız zaman 1.63 yani bir çalışan yani neredeyse 1.60 çalışan bir emekliye bakıyor. Bu tamamen tüm sosyal güvenlik dengesinin, aktüeryal hesabın zaten bozulması demek. İşte bunu düzeltebilmek adına da emeklilik yaşının yükseltilmesi, emekli evet. maaşının düşürülmesi gibi durumlar söz konusu oluyor. Yani kurumun önündeki en önemli politika bu. Aslında bu söylediğiniz çok iyi oluyor. Çünkü neden bu olduğunun cevabı işte burada net bir şekilde. Yani sizin de hesapladığınız gibi 22 milyon 500 bin çalışan sigortalı, 12 milyon 300 emekli ve ne dedik orada? Devam eden işte haklarını alan kişiler. Devletten. O yüzden bu dengeyi sağlamak için bunlar yapılıyorlar. Buyurun. Tabi burada baktığınız zaman 40 yaşında, 45 yaşında emekliliğe alışmış. Evet. Bunu benimsemiş. Hepimizin ailesinde gördük biz bunu. Hepimizin ailesinde var. Yani çok erken emekli olan, hala da dediğim gibi 99 öncesi sigorta girişi olan kişiler hala ne kadar da olsa bir noktada erken emeklilik hakkını sağlayacaklar. Peki. Şimdi onu yakalayan kişilerin şu an 65 yaşındaki emekliliği kabul ettirebilmek çok zor çok bu kişilere. Çok zor. Tabii ki de. Ya arada 20 sene fark var. Çok büyük rakamlar. Çok uzun yıllar çalışma süreci var. Bir de tabii 2008'den sonra dedim ya yani çok farklı parametreler girdi emekli maaşı hesabında. Tabii burada devlet de vatandaşı bazı şeylere zorlamaya başladı. Bunları da anlatacağız. Hı hı. Vatandaşı özellikle emekli maaşlarında. Çünkü emekli maaşı geleceğiniz. Ne kadar prim yatırılırsa havuza, ne kadar prim gönderilirse Sosyal Güvenlik Kurumu'na ileride kendisine bağlanacak emekli maaşı o kadar fazla olacak. Ve emekli maaşı bir bireysel emeklilik sistemi gibi değildir. Yani eğer eşiniz siz vefat edersiniz eşinize kalır. Yetiminiz varsa yetiminize kalır. Devam eden bir aylık türüdür bu. O yüzden mesela birçok firmada şunları yaşıyoruz hala kayıt dışı istihdam dediğimiz konu. Yani asgari ücretten 10 bin lira maaş alıyor. Ama asgari ücretten gösteriliyor sigortası. Şimdi 10 bin lira maaş alan birinin primini gerçek ücreti üzerinden gösterdiğiniz zaman yarın öbür gün emekli olduğu zaman 5 bin lira, 5500 lira emekli maaşıyla karşı karşıya kalır. Ama asgari ücretten gösterilmesi bu devletten vergi kaçırıyorsunuz, devletten SSK primi kaçırıyorsunuz demektir. Devlet de sizi düşük bir 1000 liralık, 1100 liralık bir emekli maaşıyla cezalandırır. Yani bu şekilde kontrol ediyor aslında. Ama burada tabii ki de işverende de hani kabahat var bir şey yok diyemeyeceğiz yani burada. Hani mecburen kabul etmek zorunda olan olabiliyor. Ama tabii göz yuman yine çalışan oluyor. Yani göz yuman çalışan oluyor. Alo yani 170 kendi bir hat var. Alo 170 var, Çalışma Bakanlığı'nın şikayet hatları var. Bu hakkını savunmak da işçinin elinde her zaman. Hı. Yani ben bu ücrete çalışıyorum ama ben gerçek ücretim üzerinden gösterilmiyorum diyorum. Hı. Ya yani yatırılan prim yarın öbür gün emekli maaşınızı etkiliyor. Diğer taraftan 2008'den sonra o SGK şanssızları diyoruz. Yani o 65 yaş kademeli olarak 65 yaş emekliliğini görecek genç sigortalı arkadaşlarımız onlar. Şimdi 2008'den sonra o bahsetmiş olduğum 5510 sayılı kanunun getirdiği handikaplardan bir tanesi şu. Emekli maaşı hesaplama parametrelerine ülkenin büyüme hızı getirildi. Ülkenin büyüme hızını da ekledik. Evet, bu da parametre olarak bu hız %30 çarpanıyla emekli maaşına direkt etki ediyor. Şimdi ülke büyümediği zaman, istediğimiz o büyüme trendlerini yakalamadığı zaman o zaman ne oluyor? Emekli bağlanacak emekli maaşlarının da yıllık olarak değerlendirildiği zaman o zaman o da düşmüş oluyor. Bu sefer enflasyon karşısında değer kaybeden bir emekli maaşıyla karşı karşıya kalıyor. Hı hı. Kalacaklar daha doğrusu. 2008 sonrası sigortalı sigorta olanlar. Sigorta başlangıcı olanlar. Gençler size sesleniyoruz. Yani bu aslında 2008 sonrası en dezavantajlı olan nokta burası oluyor o zaman aslında. Tabii şimdi yani baktığımızda dengeye. Şimdi daha önce bir konuyla ilgili bir araştırma yaptık biz. Hatta bir noktada da tepki aldık bu konuyla ilgili. Sokağa çıkıp sorduk gençlere. Dedik ki 65 yaş emekliliğiyle ilgili, 60 sonrası emeklilikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dediler ki biz emekli olmak hayal. Yani çok uzun yıllar. 65'i şu an 20 yaşındaki bir çocuğa, 20 yaşındaki sigortalı bir çocuğa bunu anlatabilmeniz çok zor. Peki dedik size sigortanız yerine, sigortanızı yapmasın işveren 1000 lira size sigorta ödeyeceği parayı size versin. %96 genç kabul etti onu.
Şimdi bu kayıt dışı istihdama yönlendiriyor aynı zamanda. Yani sigortam ödenmesin. Ama diğer taraftan ben bu parayı alayım 65'e kadar bir şekilde doldururum o prim günlerime geliyor. 2008'den sonra o alışkanlık, o erken emeklilik rüyası aslında o bitti 2008'den sonra. Peki kayıt dışını çoğalttı mı rakamlara baktığımızda? Tabii ki çoğalttı. Yani zaten dediğiniz şey onu gösteriyor çünkü. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Çalışma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çok uzun yıllardır mücadelesi var. Yani %47'lerdeki bir kayıt dışı istihdamı 32'lere kadar düşürdüler. Ama işte bu son dönemlerde asgari ücretin artışı, özellikle Suriyeli vatandaşların, göçmenlerin büyük şehirlere, bakın onlarla ilgili çalışması de önlem alınıyor. Yani evet, şu anda çok ciddi çalışma var. Süre uzatıldı ama asıl önemli olan burada çalışma hayatına kayıt dışı giren bu göçmenlerin çalışma hayatından çıkartılması. Evet, bu arada şöyle bir açıklama da yapalım. Kayıt dışı olarak Suriyelileri çalıştıranlara çok ciddi cezalar geldi. Evet. Yani onun rakamları yanlış hatırlamıyorsam bir kişiye hani kişi başına 250 milyar gibi kaç kişi çalıştırıyorsa yani bayağı bildiğiniz şirketi kapatmalık bir durum geldi. Tabii ki de bu çok önemliydi. Çünkü bunlar yapılmazsa gerçekten devam edecek bir çığ gibi giden durum vardı. O yüzden önlemini aldılar. Buyurun. Burada tabii önemli olan noktalardan bir tanesi gerçekten tüm ilçelerdeki, tüm büyük şehirlerdeki işkurları geziyorsunuz. Benim vatandaşım işkurda iş beklerken evet yani misafirperverlik gösterdiğimiz Suriyeliler bu noktada kayıt dışı istihdamla ilgili kullanılınca zaten bakanlığın buna el atması gerekiyordu. Doğru bir adım attı. Şimdi bunların hepsi kayıt dışı istihdamı tetikleyen konulardı. Bir de dediğim gibi o işte emekliliği düşünmeyen 2008 genç, sonrası 2008 sonrası sigorta girişi olanların da etkisiyle beraber kayıt dışı istihdam yine biraz daha yükseldi. Rakam yok ama galiba şu anda daha elimizde. Şu biraz an, erken mi? Şu an yaklaşık 37-38'lere kadar geldi 32 yeniden. 37-38'e yükselmiş gözüküyor. Yeniden kayıt dışı istihdam bu rakamlara yükselmiş gözüküyor. Bir de dediğim gibi yani geçen sene yaşanılan ekonomik krizle beraber piyasaların biraz dalgalanması, işte göçmen etkisiyle beraber diyorum ya yaklaşık tam Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vermiş olduğu sayı 404 bin kişi bir önceki yılın Mayıs ayına göre Mayıs 2018'de azalmış durumda. Evet. Yani sigortalı sayısı azalmış durumda. Nerede o 400 bin vatandaşımız? İşkur'da iş arıyor şu an. İnşallah bu yeni istihdam teşvikleriyle göçmenlerin birazcık daha elenmesiyle, kontrol edilmesi, piyasanın da yavaş yavaş kendini bulmasıyla beraber o yani uzun süredir hiç görmediğimiz o işsizlik oranı da azalacak ve yeniden istihdam kendine gelecek diye bekliyoruz.